Evet selam herkese Dovecast'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta özellikle çok fazla fragman yayınlandı. Dizilerle ilgili de konuşmak istediğim diziler var. O yüzden şimdi yeni bölümüyle karşınızdayım Dovecast'in dizilerle başlayacağız. Yine House of the Dragon'la başlayalım. Birkaç haftadır nasıldı videosu çekmiyorum. Bu birkaç son birkaç bölümdür. Çok daha açıkçası bu son bu hafta yayınlanan son bölümün son 15 dakikası dışında çok da önemli bir olay olmadı. Sezon maalesef çok iyi gitmiyor. Kitap dışında senaristlerin eklediği dizinin eklediği şeylerin çoğu başarısız. Herkes bu haftaki bölümü beğendi. Ee, özellikle bu son 15 dakikada gördüğümüz ejderhaların savaşından ötürü ama e, o son 15 dakika kötü değil kesinlikle. Ama harika olduğunu düşünmüyorum. Daha iyi yapabilirlerdi kesinlikle. Ben de bu okurken hiç böyle bir şey e, aklımda yoktu. Kitapta da daha çok ikiye bir sanki Ranis kazanabilirdi. Vagar'ı yenebilirdi. Ama e, ikiye bir durumda olduğu için kaybetti yazıyor zaten. Bunu hissettiremediler bana çok klişe bir şekilde. E, zaten dizide de çok fazla klişe dönüyor maalesef. Çok Kahramancı bir veda yapmak için karaktere böyle bir yol izlediler. O yüzden çok memnun kalmadım. Daha güzel olabilirdi, kötü değil ama o son 15 dakikanın dışında da çok iyi bir bölüm değildi yine. Sonraki bölüm e, ne kadar iyi olabilir bilmiyorum. Yani sezonun 2-3 bölümü biraz daha böyle hareketli olacak gibi. Onun dışında yine çok iyi bir sezon olmayacak gibi. Üçüncü sezona Bırakacaklar gibi duruyor yine birçok şeyi e, maalesef bu dizi artık beklentilerimi iyice düşürdüm. Güzel birkaç ejderha e, savaşı seyrettiğimiz sürece memnun ayrılacağım gibi duruyor. Acolite, geçelim Star Wars'un son dizisi ve en kötü işlerinden biri bence yani dizinin hikayesi senaryosu kesinlikle ilgimi çekmiyor, karakterler ilgimi çekmiyor. Bunu işleniş de kötü, karakterler. Çok kötü yazılmış. Hikaye de bence ilgi çekici değil zaten. Ee, bir bölüm güzeldi. Tüm bu e, artık kötü karakterimizin belli olduğu ve tüm Jedi'ları neredeyse öldürdüğü bölüm güzeldi. O gerçekten e, önemli isimler, oynayan e, aktörlerin de e, canlandırdığı karakterlerin öld öldüğü güzel bir bölümdü gerçekten. Onun dışında mesela bu haftaki bölüm önceki flashback bölümünün neredeyse yarısını koymuşlardı zaten. Onun dışında da saçma sapan yine flashback bölümüydü yani. iki tane bölümü flashback harcamışlar. 180 milyon dolarlık bütçesi olan bir dizi çok vasat gerçekten. Bir bölüm kaldı açıkçası. ikinci sezon da olacakmış sanırım. Yani çok gereksiz işlere para harcanıyor. finalden de çok büyük bir beklentim yok açıkçası. E, keşke tek sezonda hal olup bitseydi bari ama ikinci sezonu uzatacaklar gibi duruyor. Ve Boys e, normalde her hafta nasıl videosu geliyordu. Bu hafta gelmedi. O yüzden sadece bu haftaki bölümü konuşalım. Bu bölüm e, fena bir bölüm değildi. E, A Train'in artık yıldızlaştığı bir sezon diyebiliriz. Bu bölümde de yıldızlaştı. Onun dışında Starlight'ın o e, şekil değiştiren tarafından esir tutulduğunu gördük son sahnede ve e, onun yerine geçmiş virüsü ben bırakıp artık yapmayacağını düşünmüştüm Semir'in ama yaptırdılar ve e, en azından süperler üzerinde işe yarayabildiğini Kimiko üzerinden görmüş oldular. Onun dışında o Butcher'ın artık o Jeffrey D. Morgan'ın da canlandırdığı karakter Kessler'ın Kontrolü ele almasıyla birlikte daha böyle güçlü bir e, karaktere dönüşünü herhalde orada tease ettiler. E, ne kadar hatırlamasa da butcher. Onun dışında bölümde Ryan'ın birkaç mevzusu vardı. Çok önemli bir olay olmadı. Homelander e, Köstebey'in A-Train e olduğunu öğrendi ve Sage'i de kovdu. Sage'in Boyce'a yardım edebileceğine dair bazı teoriler gördüm. İlginç olabilir açıkçası. Yani kesinlikle Homelander'dan bir intikam almak ister. Ee, onun dışında Deep ile Black Noir e, öldürebilecekken a -Train yardımıyla e, kurtulmuş olduğu Starlight biraz daha güçlü göstermelerini isterdim açıkçası a bilmiyorum Homelander'la karşılaştırma gibi planları var mı önümüzdeki hafta sezon finali ee, onu göreceğiz hala da A-Train ölme listemde Muhtemel ölecekler listesinde birinci sıramda. kaçmış gibi duruyor şu anda ama yine belki bir kurtarmak için geri dönebilir. Şimdi diğer dizi haberlerine geçtiğimizde Matt Batman evreninde geçecek bir Arkham Asylum dizisi olacaktı. O dizi iptal edildi. Yine bu evrende geçecek Penguin dizisi de Eylül'de yayınlanacak ve Türkiye'de de Blue TV'de yayınlanacağı duyuruldu. HBO dizileri genellikle zaten Blue TV'de oluyordu ve yine bir HBO dizisi Blue TV'de olacak. Dediğim gibi fragmanlar vardı. Agatha All Along dizisinden, yeni Marvel dizisinden fragman yayınlandı. Hiçbir beklentim yok. Hiç yani böyle bir diziye gerek yoktu. Diziden tek isteğim e, Wanda'yı Scarlet Witch'i bir şekilde bağlamak evrene tekrardan ve Mephisto'yu görürsek güzel olur. Onun dışında hiçbir beklentim yok. Bir de belki Evan Peters'ın karakterini adam akıllı bir şekilde görebilsek onu da bir yere bağlarlarsa güzel olabilir. Ama fragman hiçbir beklentim olmamasına ben çok kötü durmuyordu bence. Bu Marvel'ın büyü tarafını görmek güzel olabilir. Eğer güzel yapabilirlerse. Severance'ın ikinci sezonundan fragman geldi ama fragman hiçbir şey göstermiyordu neredeyse. 2025'te yayınlanacak sezon. Çok çok fazla ara oldu. Yani ilk, ilk sezonu unuttum. Ee, tekrar da seyreder miyim ilk sezonu bilemiyorum açıkçası. Ve son olarak da Umbrella Akademi dizisinde final sezonundan fragman yayınlandı. Ve şimdi de oyun kısmına geçelim. Xbox Game Pass'e maalesef zam geleceği açıklandı. Ultimate sürümü 209 TL'den 309 TL'ye PC Game Pass 159'dan 209 TL'ye ve Standart adında yeni bir paketinin geleceği bu pakette ama ilk günden kütüphane eklenen oyunların yer almayacağı açıklandı. Çok hakim değilim PlayStation kullanıcısı olduğu için ama bu Game Pass herhalde Türkiye'de en büyük nimetlerden biri. Bu standart versiyon çok cazip gelmiyor ilk günden oynanabilir oyunların olmaması bu zam. Kötü oldu ama çoğu kişinin özellikle çok ucuzken e, bir yıllarca depoladığını da biliyorum. E, eğer depolduysanız gayet e, sizin için hala da avantajlı bir durum. E, Spider-Man Miles Morales, Ratchet Clank ve Wolverine oyunlarında da e, anlatı yönetmeni olarak görev yapan Mary Kenny, Cyberpunk 2077'nin devam boyunu Project Orion üzerinde çalışmaya başladığı açıklandı. Miles Morales çok iyi bir oyun değil özellikle hikayesi anlatımı bakımından. Ratchet Clank'i oynamadım. Wolverine'i de göreceğiz. Cyberpunk 2077'de çok iyi bir yani oyun berbat çıkmıştı bildiğiniz üzere. O yüzden sadece hemen iade edebilmek için hikayeyi oynayıp bitirmiştim. E zaten evrende yani oyunun o hali ee... ...şehir içinde çok gezilebilecek gibi değildi. O yüzden Cyberpunk 2077... ...hiç bana böyle... ...özellikle beklentilerim de çok yüksek olduğu için... ...oyun çıkmadan önce... E, ...çok büyük bir... E, ...duvar var aramızda. Bir daha da o duvar kırılamayacak gibi... ...bir daha oyuna geri dönemeyecek gibiyim. E, Belave olmadığı sürece. Devam oyunu... ...çok ilgimi çekmiyor açıkçası ama... ...vaat ettiği şeyleri... ...Cyberpunk 2077 çıkmadan önce yapabilirse ilgimi çekebilir. Oyun yine L.A. geliştiricilerinden 1940'ların Los Angeles'ını geçecek. Psikolojik gerilim oyunu Southern House adlı yeni bir proje üzerinde çalıştıkları duyuruldu. Eleanor yani bildiğim bir oyun olmasına ben bir türlü oynayamadım. En kısa sürede onu oynayacağım. Yine bu yeni oyunda konusu bakımından, türü bakımından ilgi çekici duruyor. Ve şimdi filme de, film kısmına da geçerken Watch Dogs filminin çekimleri, live action Watch Dogs filminin çekimlerinin başladığı duyuruldu ve şimdi film tarafına geçelim. Fragmanlarla başlayalım. Formula 1 filmi geliyor. Brad Pitt'in başrolünde olduğu ve onun ilk fragmanı yayınlandı ama önümüzdeki sene çıkacak film. Daha var yani. Uzun zamandır böyle yarış temalı bir film görmeli bayağı oldu. İyi, güzel, büyük bütçeli, gerçek e, yarış haftalarında da çekimler yaptıkları için Formula 1'e ilgi çekici duruyor açıkçası film. Umarım e, e, izlediğim bir türü tekrardan güzel bir şekilde işleyebilirler. Gladiator 2 filminin de fragmanı geldi. Şimdi fragmanı ben seyretmedim. E, zaman bulamamıştım ilk yayın anında. Daha sonra da fragmanın çok fazla şey gösterdiğiyle ilgili yorumlar gördüm. O yüzden dislike sayısı da like sayısını geçti. Ee, ve yine birçok eleştiri aldığı için film. Yani çok gerek var mıydı bilmiyorum bunca yıl sonra ikinci filme. İlk film gayet tek başına yeterliydi bence. İkinci film yani çıkınca göreceğim hiç fragman seyretmeden e, seyretmeyi planlıyorum. Yine Captain America Brave New World'dan fragman bugün geldi. E, fragman genellikle daha önce o konuda gösterilen sekanslar ağırlıklıydı. Red Halka çok az da olsa gösterdiler hiç göstermeyebilirler diye düşünüyordum. Giancarlo Esposito'nun karakterine çok fazla yoğunluk göstermişler. Daha geçenlerde yeniden çekimler bitmişti. O yeniden çekimler özellikle bu karakter ağırlıklıydı. Hemen onu fragmana koymuşlar. O şaşırttı biraz. Onun dışında fragman çok da kötü değildi bence. Yine bu filmlerin yanı sıra Platform 2, Andrew Garfield ve Florence Pugh'un başlarında olacağı We Live in Time ve... ...Ellen Romulus filmlerinden de yeni fragmanlar geldi. Ee, Şeytan Marka Giyer 2 filminin geliştirme aşamasında olduğu duyuruldu. İlginç bir şekilde bence bu filmin de devam filmine hiç gerek yoktu. Meryl Streep ve Emily Blunt geri dönecekmiş. Anne Hathaway ve Stanley Tucci ise henüz e, geri dönüş kesin değil. Görüşmelerde bulunuyorlarmış. E, gerek yoktu bence ama bunca yıl sonra bir devam filmi daha geliyor. E, ve Devam filmleri demişken Shrek 5'te de duyuruldu resmi olarak zaten geleceğine dair çokça haber vardı. 1 Temmuz 2026'da yayınlanacak film. 2026'da 2 hafta önce oyuncu hikayesi 5'te e yayınlanacak. Bu arada 2026 ilginç bir yıl olacak. Ve Minyonlar 3'te duyuruldu. 30 Haziran 2027'de sinemalarda olacak. Minyonlar demişken Çılgın Hırsız 4'te geçtiğimiz hafta yayınlandı o filmden de biraz konuşalım ve videoyu sonlandıralım yani seri 3. film zaten çok sonrasında seyretmiştim yarım kalmıştı sonra bitirmiştim hiç e, akmıyordu bu film biraz daha iyi gitti bence ama hala da çok gereksiz uzattıklarını düşünüyorum minyonlardan gitmeleri daha iyi olacak gibi e, bu film yine yani minyonlar o mega minyonlar ilgi çekiciydi yine onlar komikti Gru'nun hikayesi artık çok ilgimi çekmiyor. Minyonlar taşıyor çoğu sahneyi de. Ee, son sahnede franchise'ın tüm villain'larını toplamışlar da. Bir sahnede. onunla ilgili bir short videosu da yaptım. O kısım böyle bir gü güzeldi. Eskilere güzel bir gönderme oldu. Onun dışında film villain'ı da çok ilgi çekici değildi. Ee, yeni karakterler de yine öyle. Hmm, maalesef yine kötü bir film olmuş. Seride düşüş devam ediyor. Dovecast'in ee, de bu bölümün sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.